Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim sana hamd eder. Nefsaniyetimizin karanlıklarından, amellerimizin kusuratından sana sığınırız. Sen kime hidayet dilersen onu dalalete sevk edecek başka güç yok. Ve kim dalaleti seçtiği için ona izin verirsen, ona da hidayet edecek yok. Sen birsin, senden başka ilah yok. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve elçin. Evet, Abese suresine giriş yapmıştık, girizgah yapmıştık. Ve bugün 11. ayetten itibaren sohbete devam ediyoruz. Rabbimiz şöyle diyor Abese suresinin 11. ayetinde: Kella innaha tezkere. Ve 12. ayetle beraber okuyalım. Femen şa'e zekerahum. Hayır, hayır, bu davranış doğru değil. Kella kalıbı var burada. O daha önceki davranışları değilliyor. Yani Velid bin Mugire'nin ama olan o zata karşı yüzünü eşitmesi doğru değil. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ona ilgisini eksik etmez. Yani müşrikleri ikna edeceğim mülazasıyla bir hidayet talibini, bir istikamet bulmuş garip ve engelli olan zatı ihmal etmesi doğru değil. Kella. Yani bir efendim değilleme var. Bu davranış doğru değil. İnneha tezkirat. Bu bir hatırlatmadır, bir tezkiradır. Zikir, zekara kökünden gelir biliyorsunuz. Ve bunun anlamı unutulan bir şeyi hatırlatmak demektir. Kur'an'ın da bir ismi zikirdir. Çünkü ehli kitabın unuttuğunu, fıtratın unuttuğunu, vicdanın unuttuğunu, aklın unuttuğunu, insafın unuttuğunu hatırlatır. İşte Abdullah İbni Ümmü ihmal edilmemesi gereken bir kimsedir. Yeryüzünün engellileri ihmal edilmemesi gereken insanlar. İnneha tezkirat. Bu bir hatırlatmadır. Sakın garipleri, fakirleri unutma diyor. Sakın engellileri ihmal etme diyor. Sakın senden hakikat talep edenleri yüz çevirme. Bir an olsun dahi sakın onlardan kesme. İnneha tezkirat. Zira unutmak insan içindir. İnsan unutur. Eskiler el insan yu'raful nisyan derler. Yani insan nisyan ile malüldür. İnsan niye unutur? Kur'an Estağfirullah ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum ulaike humul fasikun. Siz unutanlar gibi olmayın. O kimseler ki Allah'ı unuturlar, Allah'ın da kendilerini unutturdukları olurlar. Yani siz ve la tekun olmayın kellezine nesullaha Allah'ı unutan
Ve Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın diyor. İşte onlar yoldan çıkmışlardır. İnsan unutuyor. Peki insanın Allah'ı unutmasını anladık da, insanın kendisini unutması ne demektir? Yani insan kendisini nasıl unutur? İnsan fani olduğunu unuttuğu zaman kendisini unutmuş olur. Yani insan bu dünyada bir yolcu olduğunu, bu dünyada bir misafir olduğunu unuttuğu zaman kendisini unutmuş olur. Onun için insanın muhtaç olduğunu unutması, fakrını unutması insanın kendisini unutmasıdır. İnsanın kusurlu olduğunu, zayıf olduğunu unutması, insanın hatalarını unutması, insanın kendisini unutmasıdır. İnsanın hata yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu unutması, kendisinden emin olması insanın kendisini unutmasıdır. İşte kendisini unutanlar gibi olmayın. Yani bu dünyada ebedi kalacakmış gibi bir yaşam içerisine girersek, yani ebedi kalacakmış gibi yaşamaya başlarsak, o zaman biz kendimizi unutmuş oluruz. İşte onun için Kur'an innehâ tezkiratun diyor. Yani bu bir tezkiredir. Bu bir hatırlatmadır. Fanisin insan diyor. Muhtaçsın diyor. Kusurlusun diyor. Ve namazla biz günde 5 defa bu hakikati hatırlıyoruz aslında. Kıyam ettiğimiz zaman boynumuzu büküyoruz, kusurluyuz diyoruz. Allah'ım ben kusurluyum, sen kusurdan münezzeh ve müberrasın. Belimizi büküyoruz, aczimizi anlıyoruz ve diyoruz ki Rabbim ben aciz olduğumu hatırlıyorum fakat sen ancak acziyetten münezzeh ve müberrasın. Sonra başımızı yere koyuyoruz ve fani olduğumuzu hatırlıyoruz. Muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz. Allah'ım ben faniyim ama sensin elbaki olan diyoruz. İşte innehâ tezkiratun. Kur'an bir hatırlatmadır. Kur'an bir hatırlatmadır. Femen şâ'e zekerahû. İşte dileyen ancak ondan öğüt alır. Yani öğüt almakla dileme arasında bir ilişki var. Siz dilerseniz öğüt alabilirsiniz. Dilemeniz gerekiyor öğüt almanız için. Yani sizin irade etmeniz gerekiyor. İradenin önemine vurgu yapıyor burada Kur'an. Yani irade etmezseniz siz öğüt almazsınız. Bütün her şey istemekle başlıyor. İnsanın bu anlamdaki kaderi seçmektir. Çünkü Kur'an İbrahim suresinin 4. ayetinde dediği gibi Allah isteyene hidayet verir, isteyeni de sapıklığa terk eder. İşte insanın bu anlamda kalbiyle, iradesiyle, fiilleriyle istemesi gerekiyor. Onun için Kur'an biz istetiyor her zaman. Fatiha suresinde biz sürekli istiyoruz. İhdinas sıratel müstakim diyoruz. Bizi istikamet yoluna ilet diyoruz. Allah bizden bir şey istememizi istiyor. İstikamet istememizi istiyor evvela. Bize kalsaydı biz incik boncuk isterdik belki. Bize kalsaydı biz dünyayı isterdik. Bize kalsaydı biz nefsimizin arzu ettiği şeyleri isterdik. Ama Kur'an, Allah Kur'an'da diyor ki öncelikle istikamet isteyin. İhdinas sıratel müstakim diyor. Yani biz her zaman için istikametten çıkma gibi bir eğilim göstermeseydik, fıtratımızda böyle bir temayül olmasaydı belki de Allah böyle bir şeyi bize istetmezdi. Fakat biz istiyoruz. Ve istemek önemli. Fakat tabii ki isteyince her zaman olmuyor. Allah aynı zamanda o isteğinize de mucib ismiyle cevap verecek. Onun için kendimiz için isteyebiliriz. Fakat bir başkası, biz o kimse için istesek bile o istemedikçe olmaz.
Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi için istediğini alır. Ama amcası Ebu Talib'e dua eder de Ebu Talib hidayeti bulamaz. Kasas suresinin 56. ayetinde öyle diyor Rabbimiz. Yani sen sevdiğini istikamete iletemez. İstikamete iletme insanın kendisinin istemesiyle bu isteğe de el mucib olan Allah'ın icabet etmesiyle mümkün. Onun için bu anlamda biz kader konusunu doğru anlamamız gerekir. Kader statik anlamda insan iradesinin kapsama alanı dışında olan konularda Allah'ın tasarrufu olmalıdır. Fakat insan iradesinin kapsama alanı içerisine giren noktalarda insanın kaderi seçmesiyle ve seçtikten sonra da Allah'ın bahşetmesiyle mümkün olur. Yani insan hidayeti seçecek. İnsan rızkı seçecek. Fakat insan iradesinin kapsama alanı dışında kalan noktalarda mesela insan olarak dünyaya gelmesi. Bu Allah'ın külli kaderidir. Bu Allah'ın statik kaderidir. Dinamik kader değildir. Dinamik kader insanın eşini seçmesidir. İnsanın istikamet içerisinde olmayı seçmesidir. İnsanın iradesinin dahilinde olan şeyleri seçmesidir. Fakat iradesinin kapsama alanı dışında kalan, yani insanın erkek olarak ya da bayan olarak dünyaya gelmesi, insanın siyah olarak ya da beyaz olarak dünyaya gelmesi, bu insanın elinde olan, tasarrufunda olan bir şey değildir. Fakat hidayet dediğimiz şey ya da erdemli davranış Abese suresinde, yani gariplere sahip çıkmak, fakirlere sahip çıkmak, bu sizin seçmenizle, sizin dilemenizle olacak bir şeydir. Çünkü Rabbimiz öyle diyor. Femen şa'e zekerahu. Dileyen öğüt alır. Yani siz dilerseniz bu eylemin efendim yanlış olduğunu anlarsınız ve doğruya kendinizi yöneltirsiniz. Fî suhufin mükerremetin. Evet, diyor ki Kur'an mukaddes değerli sayfelerdedir. Ayetteki suhuf ifadesi yazılı veya yazılacak sayfenin çoğu anlamına geliyor. Yani sayfalar anlamına geliyor. Mukarreme ise kutsal seçkin anlamına geliyor. Kur'an mükerrem, mukaddes bir metindir. Zira Rabbimiz Vaka suresinde 56. surenin 77 ila 79. ayetlerinde ona temiz olanlardan başkasının dokunamayacağını beyan eder. Zira buradaki temizlik ve kutsiyet Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki halidir. Yani Kur'an'a şeytan ayeti diyenler filan oluyor ya. Yani Allah orada diyor ki bu mükerrem bir kitaptır. Yani bunun içerisine başkaları giremez. Cinler falan filan giremez. Bu mükerrem bir kitaptır. Başkasının müdahil olması söz konusu olamaz. Vaka suresindeki o mezkur ayeti Kur'an'ın musafına dokunmama şeklindeki yorum bizce doğru değildir. Çünkü ayetlerin indiği ortamda zaten mushaf diye bir şey de ortada yoktu. Mushafa abdestsiz dokunmama meselesi belki edebin konusudur fakat ahkamın konusu değildir. Tabii ki abdestsiz hatta dolaşmamak bile gerekir. Abdestsiz dolaşmak sünnet-i Resulullah'tır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam genel itibariyle hep abdestsiz dolaşmıştır. Bunu yapmak, hatta Kur'an'ı okurken tabii ki abdestle okumak, bunlar önemlidir. Fakat bu bir ahkam değildir. Vaka suresini bu konuda delil göstermek yanlıştır. Çünkü Kur'an orada, Kur'an'ın korunmuşluğuyla alakalı, yani dışarıdan bir müdahalenin, şeytani ya da cinni bir takım şeylerin olmayacağını ifade ederken kullanılır. Zaten bunu da ulemanın kahirekseriyeti bu şekilde anlamıştır. Kur'an, lef-i mahfuzdaki durumu aslında PC'deki, bizim bilgisayarımızdaki hard disk gibidir.
Yani hard diskte o metin mevcuttur ve 23 sene boyunca inen vahiy süreci o hard diskten inen, yani yapılan download işlemi, yükleme işlemidir. İşte o orijinal haldeki metin bu anlamda içine herhangi bir desisenin, herhangi bir şüphenin, herhangi bir şeytani müdahalenin karışmayacağı orijinal bir metindir. Merfuatin müteharrat. O yüceltilmiş ve arındırılmıştır. Ayetteki merfu'a kelimesi yüceltilmiş, yüksek anlamına gelirken mutahhara sözcüğü arındırılmış, temizlenmiş anlamına geliyor. Ayetteki yüceltilmiş yani merfu'a hem mekan olarak hem makam olarak hem de değer zaviyesinden merfu olmayı yani yüksek olmayı ifade ediyor. Yani Kur'an merfudur, yücedir. Zira Kur'an yüce bir kaynaktan gelmektedir. Bundan dolayıdır ki Kur'an'la muhatap olan yücedir. Bir iken bin olur. Mesela Kur'an bir geceye inince o gece bir iken bin olur. Kur'an Ebu Talib'in yetimi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inince o ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin olur. O alemlere rahmet olur. O üsve-i hasene olur. Kur'an bir beldeye inince o belde Mekke. Kur'an indiği zatı bir iken bin yapar. Onun için Kur'an merfu bir kitaptır. Yüce bir kitaptır. Çünkü yüce bir makamdan gelmektedir. Onun için Kur'an'la muhatap olursanız siz de bir iken bin olursunuz. Değersiz iken değerli olursunuz. Kıymet kazanmaya başlarsınız. Çünkü istikametinizi bulursunuz. Ve yine Kur'an'ın mutahhara oluşu, yani tahir oluşu, onun lef-i mahfuzdaki durumuna, yani günümüzdeki de aynı zamanda korunmuşluğuna atıftır. Onun içine yanlış girmez. Kur'an'ın içerisine batıl girmez. Onun için dini Allah'a has kılmak, Kur'an'ı merkeze almakla mümkündür. Kur'an'ı merkeze alıyorsanız, dininizi has kılmış muhlislerden olma yoluna gidiyorsunuz demektir. Zira ihlas, Arapça bir şeyin içerisindeki yabancı unsurları temizlemek demektir. Mesela bir suyu kaynatırsanız, o suyun içerisindeki mikropları öldürdüğünüz zaman o suyu tahlis etmiş olursunuz. Bir akidenin içerisindeki yabancı unsurları temizlediğiniz zaman da onun içerisindeki efendim yabancı unsurlar temizlenmiş olur ve o bir şekilde efendim temizlenmiş olur. Onun için Tevhid suresi olan Kul Huvallahu Ehad İhlas suresidir. Neden? Çünkü akaidin içerisindeki yabancı unsurları temizlemek vardır orada. Bir eydi seferatin, kiramin beraretin. Kıymetli, güvenilir elçilerin elinde. Ayetteki eller, eydi kelimesi, eller, güçler anlamına geliyor. Sefera kelimesi ise elçiler. Kiram kelimesi ise değerli. Berara sözcüğü ise itaat edilen, erdemli anlamına geliyor. Burada elçilerin özellikleri güçlü olmalar. Yani onlar vahiy ile güçlenmişlerdir. Değerli olmaları kiram efendim ve itaat edilmeleri. Güçlü derken tabii ki fiziki güçten bahsetmiyoruz. Burada sözün gücünden bahsediliyor. Zira sözün gücü gücün sözünden güçlüdür. İbrahim'in malum sözü vardı. Nemrud'un gücü vardı. Ama sözün gücü gücün sözüne galip geldi. Musa'nın sözü vardı. Firavun'un gücü vardı. Ama sözün gücü gücün sözüne galip geldi. Ve yine Muhammed Aleyhisselam'ın sözü var. Allah'tan inen bir vahiy var. İşte sözün gücü
bütün dünyanın güçlerine galip geldi ki bugün Müslüman, İslam dünyanın her yerinde. Herkes La ilahe illallah diyor. Herkes eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Dünyanın dörtte biri bu hakikati tam olarak idrak etmiş olmasa da kabul ediyor. Ve asırlardan beri bu hakikat devam ediyor. Ve itaat edilendir. Efendim, sözleri dinlenendir. Şöyle bir Arap Yarımadası'na gidelim. Nasıl? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar entelektüel hiçbir faaliyeti olmayan sıradan bir insan, Ali'nin ifadesiyle küninden nesferden minerler, insanlar arasında insanlardan bir insan ol dediği gibi, o sadece sıradan bir insan. Ticaretle uğraşan, efendim eşinin ticari kervanlarıyla uğraşan herhangi bir insan. Fakat vahiy iniyor, 40 yaşından 63 yaşına kadar kısa bir hayat, 23 senelik bir hayat, bir peygamberlik hayat. Ve o 23 sene içerisinde vahşi bir hayat yaşayan, muannit, inatçı ve adetlerinde mutaassıp olan bir kitle var karşısında. Fakat onları terbiye ediyor, onları değiştiriyor, onları dönüştürüyor ve nübüvvetin bitiminden 50 yıl sonra efendim Müslümanlar dünyanın her yerindeler. Ve bugün Batı Avrupa kadar bir alan işgal ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Ya da şöyle düşünelim. Bugün insanları bir takım alışkanlıklardan, sigara gibi basit bir alışkanlıktan dahi uzaklaştırmak kolay değil. Bunun için insanlar davranış bilimi okuyorlar, terapi okuyorlar, efendim psikolojik bir takım desteklerde bulunuyorlar. Fakat buna rağmen insanları içkiden, alkolden, bağımlılıktan ya kurtarıyorlar ya da kurtaramıyorlar. Fakat bir ümmi insan düşünün, herhangi bir entelektüel faaliyeti olmayan bir insan düşünün, 23 sene gibi bir zaman diliminde insanların gönüllerini değiştiriyor, hayatlarını değiştiriyor. Su gibi şarap içen insanlar ağzına şarap vurmaz oluyorlar. Dolayısıyla bu aslında peygamberlerin sözün gücüyle güçlendiklerine bir delildir. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ Kahrolası insan nasıl da nankördür. Ayetteki kutile fiili kahredilmek, kahrolası demek. مَا اَكْفَرَهُ ifadesi ise nasıl da nankör anlamında. Buradaki İbn Abbas kutile fiilini kahrolası anlamında kullanır. Zira onların lanetin ve azabın en fenasını hak ettiklerini ifade eder. Nankörlük demek ki Allah'ın gazabını celbeden bir mahiyet arz ediyor. Bir engelliye karşı efendim duyarlı olmak aslında insanın sahip olduğu azalarının şükrüdür. Bakın bu nokta çok önemli. Abese suresiyle beraber değerlendirmek lazım. Bir engelliye karşı duyarlı olmak insanın sahip olduğu azalarının şükrüdür. Mesela bir kör kimseye sahip çıkmak gözün şükrüdür. Gözün kıymetini bilmektir. Sağır bir kimseye yardımcı olmak kulağın kıymetini bilmektir. Eli tutmayana yardımcı olmak elin şükrüdür. Bedeni mefluç olmuş, felç olmuş bir insana yardımcı olmak bütün azalarınızın şükrüdür. Ama insanlar işte bunun ne kadar da büyük bir nimet olduğunu unutuyorlar. Abese suresinin ilk ayetlerinde neydi? Ama olan bir zat geliyor, işte şükür
Eğer şükür etmek istiyorsanız gözü olmayan insanların yüreklerinin gözünü açacaksınız. O insanlara yardımcı olacaksınız. Elinizin, ayağınızın, dilinizin, dudağınızın, gözünüzün ve kulağınızın şükrünü yapmak mı istiyorsunuz? O zaman engelli insanlara, eli olmayan, ayağı olmayan, dili olmayan, gözü olmayan, kulağı olmayan insanlara sahip çıkma gibi bir cehd ve gayret içerisinde olacaksınız ki şükreder. Ama Kur'an kutilel insanu ma akfarahu diyor. Kahrolası insan, kahrolası insan nasıl da nankörlük yapıyor? İşte bu ayetler neydi? Teskira, hatırlatmaydı. Aslında bu hakikati bizim vicdanımız söylüyor. Bu hakikati bizim fıtratımız haykırıyor. Bu hakikati bizim insafımız söylüyor. Fakat insan dinlemiyor. İşte Kur'an da bir hatırlatma yapıyor. Vicdanının söylediğini dile getiriyor. Fıtratının söylediğini dile getiriyor. Aklının söylediğini dile getiriyor. Min eyyi şeyin halakahu. Düşünsene ey insan, Allah onu nereden yaratır? Ayetteki eyyi şey ifadesi hangi şey? Ne? Halaka ise yaratmak anlamına. Yani ayeti şunu diyor. Yani neden yaratır insan seni? İnsanın yaratılışına atıf var. Burada neden yarattı şeklinde de çevirmek mümkün ama Arapça'da biliyorsunuz mazi fiilleri geniş zaman olarak da kullanılır. Bu ayeti daha çok geniş zaman olarak kullanmak daha uygun ama geçmiş zaman olarak da kullanabilirsiniz. İnsan neden yaratıldı? Hani Kuddusi der ya bir beytinde, aslım çüy bir katre meni, halk eyledin andan beni, aslım den iyi ferim deni, cürmüm ile geldim sana. Aslım benim bir katre meni, halk eyledin, sen beni ondan yarattın. Aslım den iyi ferim deni, yani benim aslım da aşağı, efendim geçmişim de aşağı, geleceğim de aşağı, geleceğim de toprak. Geçmişim efendim meni, geleceğim de toprak. Cürmüm ile geldim sana. Gerçi kes el fıskı fücul, ay bu zellel çok her kusur, lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim sana. Bu sure bağlamında düşünecek olursak, yani insan, sen tekebbür edemezsin diyor Allah. Sen ey insan, sen tekebbür ediyorsun ya. Sen üstünlük taslıyorsun ya. Senin de, benim de özüm aslında su, hayat suyu. Özümüz meni. Öyleyse ey Velid bin Mugire, sen de benim deme. Yani sen tekebbür edemezsin. Senin de özün, sen varlıklı olabilirsin. Ama senin de özün sperm, onun da özü sperm. Hepiniz aynı hayat suyundan geldiniz. Ve senin de sonun toprak, onun da sonu toprak. Yani neyin üstünlüğünü taşıyorsun Allah aşkına? Şu kısacık hayatta sen ne zannediyorsun kendini? Senin de özün toprak, efendim senin de sonun toprak, onun da sonu toprak. Ve senin de özün, evet 19. ayet, min nutfetin halakahu fe kaddarahu. Allah insanı bir nutfeden yaratıp ona şekil verir. Allah insana bir hayat tohumundan yaratır ve ona şekil verir ya da takdir etme yeteneği verir. Ayetteki nutfe kelimesi insanın biyolojik ve embriyolojik anlamdaki ilk safhasıdır. İlk, yani kaddaraha ile takdir etme yeteneği demek aynı zamanda. Rabbimiz ilk insanı su aşamasında, Enbiya suresinin 30. ayetinde su olduğunu söyler. Sonra topraktan bahseder, Ali İmran suresinin 59. ayetinde. Sonra
çamur olur. Araf suresinin 12. ayetinde. Sonra yapışkan çamur olur. Saffat suresinin 11. ayetinde. Sonra kupkuru çamur olur. Hicr suresinin 28. ayetinde. Sonra özü kara balçık olur. Hicr suresinin 26. ayetinde. Sonra pişmiş kara balçık olur. Rahman suresinin 14. ayetinde. Sonra nefsi vahide olur. Nisa suresinin 1. ayetinde. İşte Kur'an burada insanın özünü düşünmesi gerektiğini, geçmişini tezekkür etmesi gerektiğini söylüyor. Şairin dediği gibi, hiç kalmadı soran ne var insanda? Ben duvarda ezik bir böcek miyim? Yoksa pırıl pırıl tek damla kanda kainatı süzen bir mercek miyim? Evet, 20. ayet. Sümmer sebile yesserahu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Ayetteki yessera fiili kolaylaştırmak demek. Es-sebil ise yol anlamına geliyor. Buradaki sebil, yol, İbn Abbas buradaki yolu insanın anne rahminden çıkması şeklinde tefsir etmiş. Mücahit, Beled suresinin 10. ayetinde işaret edildiği gibi hayır ve şer yolu olarak tefsir etmiş. Hasan Basri 2. dönemden hak ve hayır yolu olarak tefsir etmiş. Fakat Allah insana akıl, vicdan, vahiy vererek, irade vererek sebilillah olan Allah yolunu kolaylaştırmıştır. Yani akıl verdi. Akıl insanın içindeki peygamber, peygamber insanın dışındaki akıldır. Aklın yolu birdir. Allah akletmeyenlerin üzerine pislik indirir. Cehennemdekiler şöyle, eğer akletseydik ya da işitseydik şu anda burada olmazdık. Demek ki akıl ile vahiy arasında bir ilişki var. Akıl ile vahiy arasındaki ilişkiyi göz ile ışık arasındaki ilişkiyi. Onun için insan akleder. İnsan hakikati. Onun sesini dinler. İnsan fıtratına tabi olur. Zaten hidayeti şöyle tarif ediyoruz değil mi? Aklın, vicdanın ve fıtratın vahiy ışığında bütünleşmesidir. İşte insana ve lekat kerrâne beni Adem sırrınca Allah kat kat ikram etmiş. Yani Allah aklı, fıtratı, vicdanı ve vahyi vererek yesterahı. Yani yolu kolaylaştırmıştır. Sümme emâtehu feaktarahu. En sonunda onun için ölümü takdir etti ve kabre koydurttu. Burada iki önemli nokta var. Birincisi ölümü hatırlatıyor Rabbimiz. Yani Abese suresinin başından alacak olursak, insanlar hani unutuyor diyorduk ya, zikir hatırlatmak, unutulan bir şeyi hatırlatmak demekti. Yani insana bir şey hatırlatılıyor aslında. Yani ölümü hatırlatıyor ki insan kibre düşmesin. Çünkü ölüm en büyük nasihattır. Ölüm konuşunca biz susarız. Allah Resulü onun için ölümü çokça zikredinler. Bu anlamda Allah ölümü takdir etmiştir. Yani biz bir hayatı yaşadıktan sonra öleceğiz. Ama Kur'an hatırlatıyor, tezkira olduğu için. Hatırlatıyor. Sürekli hatırlatmak. Aslında onları biz hatırlıyoruz. Çımızı yaşamamız demek ben ölüm demektir. Ve burada yine çok önemli bir şey var. Abese suretiyle ilgili. Yani aynı zamanda insan bedenine bir saygı var. Yani insan bedeni öldükten sonra kabre konmalıdır. Fe akberahu diyor çünkü. Ve kabre koydurttu. İnsan bedeni. İnsan biz yakmıyoruz. Yakmak yok bizde. Özellikle Doğu dinleri ve Doğu dinlerinden etkilenmiş olan Hristiyanlık yine bu anlamda yakma işlemini yapar, kül yapar ve yine Hint felsefesinde vesaire yakarlar, efendim nehre atarlar vesaire. Ama bizde öyle değil. Bizde bedeni kabre koyma var. Burada bedene saygı var. Bedene saygı insan onurunu korumaktır aynı zamanda.
Ve Abese suresi bağlamında düşünecek olursak, yani bedeni özürlü bir insanı, bedeni engelli olan bir insanın sen bedenine saygısızlık yapamazsın. Dolayısıyla sen onu öldükten sonra bile kabre koyuyorsan, o diriyken onun bedeni bir takım engellerinden dolayı ona hürmetsizlik yapman, saygısızlık yapman söz konusu değildir. Onun için bedene saygı hatırlatılıyor. Kabre koydurtur. Yani kurda kuşa yem etmez, yaktırmaz. Ölü bir bedene dahi saygı duymamızı hatırlatan Allah, elbette ki diri bir bedene saygı duymamızı da istemektedir. Sümme izâ şâ'a enşarahû. İnsanı Allah yeniden diriltecektir. Yani Allah bu bedeni bir defa yarattıysa, yeniden yaratmaya da gücü yeter. Bundan asla şüpheniz olmaz. Allah dilerse her şey olur. Yani Allah senin elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını bir kere yaratmış. Bir defa daha yaratamaz. Mikro alemden makro aleme kadar Allah her bir şeyi yaratmış. Bir defa daha yaratamaz mı zannediyorsun? Öyleyse hakkı tutup kaldıracaksın. Öyleyse tevhidin ve adaletin yanında olacaksın. Öyleyse engellilerden yüz çevirmeyeceksin. Onlara sahip çıkmayı kendine şükür vesilesi bileceksin. Engelliye sahip çıkmak bedenimize olan şükürdür. En güzel şükürdür. Şükretmek. Onun için engelli çocuğu olan insanlar hayatlarında hep şükrediyorlar. O bedenlerinin zerre kadar şükrünü yapıyorlar, ifade ediyorlar. Aslında o anlamda nimet oluyor. Dolayısıyla bu sure bize yine insan onurunu ve haysiyetini hatırlatan bir sure olmasına rağmen, insanlar bugün ne durumdalar? Biz de ona bakmak lazım. Bugün bir haber, Erzurum'da efendim bir çocuk 14-15 yaşlarında bir kız çocuğunun elini tutmaya çalışmış. Yani aklı ermiyor, ne yapsın? Sen gel onu o kartın kışın kıyametin içerisinde tekme tokat 4-5 kişi 15 dakika boyunca tekmele tokatla döv. Bu işte. Güya Erzurum, güya en dindar memleket. Fakat biz dindarlığımızı Kur'an'dan almıyoruz. Düşünün ki bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ama olan kişiden anlık ilgilenmediği için, ilgisini teksif etmediği için, o anda karşısındakileri belki ikna ederim düşüncesiyle İhmal ediyor. Anlık ihmal. Birkaç dakikalık ihmal. Fakat Allah tazir ayeti gönderiyor. Nereden bileceksin? Belki de o arınacaktı. Sen sana koşana hitap etmedin de senden yüz çevirenden hitap et. Peygamberini Allah azarlıyor. Neden? Bir engelliden dolayı. Şimdi peygamberi bir engelliden dolayı azarlanan bir insanı bir dinin sahibi olarak bizler ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Oysa ki engellilere karşı en hassas olması gereken medeniyet İslam medeniyetidir. İslam medeniyetinin bu. İslam coğrafyasında insanların efendim mimari yapılarını, efendim şehir planlamasını, efendim trafik akışını göz önünde bulundurarak kamu binalarına girişi ona göre yapmak, camileri ona göre yapmak, mescitleri ona göre yapmak gerekirken biz bunun tersini başka topluluklarda görüyoruz. Oysa ki biz Kur'an'la terbiye olsaydık bu anlamda daha bir hassasiyetimiz olur. Engelli hakları en fazla Müslüman ülkelerde olur.
Fakat biz Kur'an'dan almadığımız için efendim nereden alıyoruz? Rivayetlerde. Güya alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber, düşünün ki ne yapıyor? Efendim sol eliyle, bir çocuk solak olduğu için sol eliyle yemek yiyor. Sol eliyle yemek yeme diye ikaz ediyor Allah Resulü güya. Ve o sol eliyle yediği için orada beddua ediyor. O çocuk da felç oluyor. Şimdi bakın, bu mevzu bir hadis değildir. Bu zayıf bir hadistir. Bir şeye göre de ehattır. Efendim, tek kanalla gelen. Yani %100 sahih olmasa da, ama mevzu olarak geçmez. Ve bu bir takım kitaplarda, dini kitaplarda da geçer. Kur'an ve mâ elsennâke illâ rahmeten lil âlemin diyecek. Alemlere rahmet olarak gönderildiğini söyleyecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın rauf ve rahim bir peygamber olduğunu söyleyecek. Ama bir taraftan rivayetler Allah Resulü'nün bir çocuğu beddua ederek felç olmasına, bir de sol eliyle yemek yediği için bunu ifade edecek. Şimdi o zaman biz de diyoruz ki bunları arındırmak lazım. Bunların hepsini reddetmek falan değil. Tabii ki bizim muktesebatımız var. Yani ama bunları arındırmak gerekiyor. Bunları çıkartmak gerekiyor. Nerede geçerse geçsin, hangi kaynakta geçerse geçsin. Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun, yıktın da dini mübini, yeni bir din kurdun diyen Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu yeni bir şey değil. Bu çok kadim dönemlerden beri olan bir meseledir. Bir davadır bu. Onun için bizim dinimizi Kur'an'dan almamız, doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı çağın idrakına söyletmeliyiz, İslam'ı demeliyiz. Kur'an mezarlarda okunmak için inmemiştir. Sadece lafz-ı muhkemini tekrar etmek için değil, onun manasına ve maksadına efendim ulaşmak içindir. Onu hayatımıza felsefe, onu hayatımıza gaye edinmek içindir. Rabbimiz cümlemizi İstikametten ayırmasın. Hakka ve hakikate muttali olan kullarından etsin duasıyla şunu bitireyim. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.